Şimdi arkadaşlar açı kenar bağıntılı ile ilgili verilen açının 90 dereceden büyük küçük veya başka bir açı verildiğinde aralarındaki bağıntı ne olacak ona bakacağız. ABC üçgeninde alfa açısı 90 dereceden büyükse kuralımız aslında hep şudur. Bu açı 90 derece olsaydı diye başlayacağız. Bu kenara A dersek açı 90'a eşit olsaydı bildiğimiz klasik Pisagor'dan A kare eşittir B kare artı C kare. Ama 90'dan büyütmüş o zaman arkadaşlar A kare büyüktür B kare artı C karedir kimden büyük olduğunu buluyoruz. Ama her zaman b eksi c ile b artı c'nin aralığını da unutmuyoruz arkadaşlar. O yüzden farkları toplamı hep var. Kimden büyükse burayı zaten oradan yakalayacağız. Demek ki b artı c'den de küçük diyeceğiz. Açı 90'dan küçükse de o zaman a kare küçüktür. b kare artı c kare diyoruz. Ama a kenarı yine b eksi c ile b artı c aralığını zaten sağlamak zorundadır. Bu ikisinin ortak kıyaslamasından ...a'nın aralığını bulmuş olacağız. Şimdi 90'dan büyük küçüğü soru... ...verirse zaten sıkıntı yok ama... ...vermediği durumlar var. Bizim kendimizin 90'dan büyük küçük olduğunu... ...söylememiz gereken yerler. İçte çemberin merkezi veya... ...açı ortayların kesiştiği yer dediği zaman... ...hatırlarsak 90 artı a bölü 2 demiştik. Yani 90'dan kesinlikle büyük... ...demek ki bu açımız kesinlikle geniş açıdır. Eğer dış açı ortaylar verilmişse... ...90 eksiydi yani bu açı dardır. Fakat... Açı ortaylar da her zaman dardır. 3 açının da dar olduğunu unutmayacağız. 3'üne göre de işlem yapmak zorundayız. İkiz kenar üçgen gördüğünde de yapmam gereken. Buradaki açılar arkadaşlar her zaman dar. Fakat yandaki açı her zaman geniş açıdır. Ve bu geniş açıya göre bu üçgende üçgen eşitsizliğini bulmam gerekiyor. Son maddemizde Verilen bir üçgende diklik merkezi üçgenin iç bölgesinde ise yani A'dan dik attıysam dik içeride ise o zaman B ve C kesinlikle dar. C'den atacağım dik de içeride olduğu için A ve B de dar olacak. Yani burada anlayacağım bütün açılar dardır. Ama sadece diklik merkezi için değil arkadaşlar bütün açıların dar olduğunu bileceğim. Çevre açan birin merkezi de üçgenin iç bölgesinde ise bütün açılar dardır. Kenar orta dikmeler zaten çevre açan bir merkezi anlamına gelir. Üçgenin iç bölgesinde ise bütün açılarımız dar açı olmak zorundadır. Müzik